Parça şapkaları bana çok yakışır. Galiba her şey hazır. Pasta ve çay var. Misafirin de geldi. Doğum günün kutlu olsun. Ay hiç gerek yoktu. Ah, bu pasta çok lezzetli görünüyor. Bir saniye. Kuru kuru gider mi? Çaydanlığı ocağa koyalım. Aa Sunny, sadece bir çay poşeti kalmış. O kadar başka yok. Aa tamam sen iç. Hayır bu senin. Israr ediyorum. Hayır senin. Al hadi. Böyle iyiyim. Ha, lütfen. Ha, istemiyorum. Bence istiyorsun. Çay poşetini al. Doğru, ne yapacağımızı buldum. Sen kiminle konuşuyorsun? Şunu seyret. Çay poşetinin ipini çıkararak başlıyorum. Sonra onu açıyorum. Şimdi bir makasa ihtiyacım var. Çay poşetinin ortasından dikkatli bir şekilde kesiyorum. Düzgün kesmeliyim. Böylece iki çay poşeti oldu. Bir sihirbazlık numarası görmek ister misin? İşte. Ah, sen bir büyücüsün. Çaydanlığı alalım. Bunu dört gözle bekliyorum. Artık pastayı yiyebilir miyiz? Tabii ki. Nasıl da iyi geldi. Teşekkürler kanka. Sonra Justin Luna ile dans ediyordu. Gabby onları gördü. Ne yaptı? Ne dedin? Gabby çok kızdı. Ah, yemeğimiz geldi. Afiyet olsun hanımlar. Ah, karnım da çok acıktı. Bu da nefis görünüyor. Kahvaltılık gevreye bayılırım. Ne? Nerede bu? Bir daha deneyelim. Neler oluyor? Aa, sorun ne? Galiba kaşık bozuk. O bir sorun var. Ha, şaka yapıyorsun değil mi? Garson buraya bakar mısın? Aa, bir sorun mu var? Sen söyle şuna bak. Aa, hanımefendi merak etmeyin hemen düzeltirim. Onu bir güzel ezmem gerekiyor. Buna inanabiliyor musun? Buraya bir daha gelmem. Az kaldı, bu iş düşündüğümden daha zormuş. Ne? Ben ne istiyorum böyle? Mükemmel değil. Fakat iş görür. Umarım böyle daha iyi olur. O kadar zor değilmiş bak. Bir dahaki sefer böyle bir hata yapmayın. Kaşığı çevirmen yeterliydi. Yani normal bir insan gibi. Gördün mü? Gayet kolay. Bunu fark etmedin değil mi? Kaşığı mı çevirseydim? Tamam bir deneyeyim. Bekle ne oluyor? Ah yine aynı şey oldu ama bak. Aa, buna inanamıyorum. Başım ağrılar girdi. Kaşığı mı çevirseydi? Ne? Aa, yok canım işe yaramazdı. Aa, neyse bugün de böyle geçti. Aa, bir dakika. Şu kaşıklara bak. Hepsi bozuk. Herhalde bu parti hatalı üretilmiş. Ben varken olmaz. Bunu düzeltmeliyim. En azından stres atıyorum. Üstelik bunun için para da alıyorum. Ne harika bir iş. Vay canına, bu adam ne çok konuşuyor. Üstelik dediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Bunu öğrenmeniz çok önemli. Sınavda bu konu çıkacak. Bütün duyduğum laf laf laf. Bu derse neyin iyi gideceğini biliyorum. Tabii ki atıştırmalık. Bu kadar dinlemek karnımı acıktırdı. Canım şekerlemeler. Bir dakika. Az evvel bir kağıt hışırtısı mı duydum ben? Şimdi bunun keyfini çıkaracağım. Ne yaptığını sanıyorsun? Hiç hoş değil dostum. Kuralları biliyorsun. Derste atıştırmalık yasak. Onu ve diğerlerini ben alayım. Yapacak bir şey yok. Gerçek şekerlememi bir bakayım. Oo, ne güzel. %100 şeker. Şimdi nerede kalmıştım? Peki, demek derste atıştırmalık yasak. Ama içecek konusunda bir şey denmedi. İşte bu güzel gider ama bu sefer dikkatli olacağım. Çaktırmadan açayım şunu. Bir dakika, nereye gitti bu? Yani neler oluyor? Sanırım o bana ait. Onun orada ne işi varmış? Bu sana son uyarımdır Alex. Sırtına döndü, çabuk olmam lazım. Ha yine mi? Ne? Kabul et, çok iyiyim. Bunu da ben alıyorum. Ay, çok az kalmıştı. Neredeyse tadını bile aldım. Gözüm üstünde. Uf, ne gergin bir tip. Peki artık yapmayacağım. Bir saniye. Tut kalım.
Bu aklıma bir fikir getirdi. Sanırım bunu kullanabilirim. Önce tutkalı içinden çıkarıyoruz. Sonra içini temizliyoruz. Şimdi en sevdiğimiz şekerlemeyi ezip top haline getiriyoruz. Ve bu topa da kocaman bir şekerleme şekli veriyoruz. Sonra tüpü topun içine bastırıyoruz ve toptan bir parça koparıyoruz. Geriye kalanı dikkatlice kenara ayırıyoruz. Bunu da sonraya saklıyoruz. İşte size bir şekerleme tüpü. Tüpü döndürdüğümüzde şekerleme böyle dışarı çıkıyor. Tam planladığım gibi çalışıyor. Ve en iyi tarafı da kimse bir şeyden şüphelenmiyor. Nefis. Bir saniye. Bu güzel koku da nedir? Yine mi? Şekerleme kokusu mu aldım ben? Ne? Hayır. Hiç aklıma bile gelmedi. Nedense sana inanmıyorum. Daha yakından bakmam lazım. Tabii, buyurun. Burada hiçbir şey yok. Ben sadece sıradan eski tutkalımı kullanıyordum. Demek öyle. Belki de bu sefer doğruyu söylüyordur. Etrafta şekerleme falan yok. Sanırım bu sefer yanıldım. Bence de öyle. Şimdi izin verirseniz tutkalla biraz işim var. Çok güzel. Belki de bu ders o kadar kötü değildir. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla harika video için kanalımıza abone olmayı unutma. Evet çocuklar, bugün sınav günü. Bu biraz zor olacak. Başlayabilirsiniz. Hadi o zaman. Ay, zormuş. Kalemlerim nerede? Normalde burada olurlardı. Bu çok tuhaf. Hayır, kesinlikle burada değiller. Hey, sen de kimsin? Neyse, boş ver. Sorun mu var Jolie? Tamam. Ben çantamdan bir kalem alayım. Burada birkaç tane olması lazım. Bu nedir? Şirinsin ama şu an sana ihtiyacım yok. Sıramı değiştirebilir miyim? Ben de bunu arıyordum. Tekrar egzersize başlasam iyi olur. Kolum bir anda kısıldı. Bunların burada ne işi var? Bunun nereden geldiği hakkında hiçbir fikrim yok. Hiya! Olmaz. Aslında bunu daha kullanabilirim. Bununla uğraşacak vaktim yok. Bu da nedir? Bunlar sana mı ait? Ya onları ben hiç görmedim. Peki. Evet. Hepsi benim, üzgünüm. Sorun nedir Jüri? Ne arıyorsun sen? Sanırım bir fikrim var. Sen neden bahsediyorsun? Şu lastiği alıyorum. Bu tam ihtiyacım olan şey. Teşekkürler. Ne oluyor? O örümcek mi? Uzaklaştırın şunu benden. Lastiği defterimizin üstüne koyuyoruz. Yerini sabitlemek için tutkal kullanıyoruz. Sonra altına bir kalem koyuyoruz. Kalemin hemen yanına yine tutkal damlatıyoruz. Ben simli tutkalı tercih ettim. Sonra defter, pergel gibi diğer kırtasiye malzemelerini diziyoruz. İhtiyacım olan her şeye yetecek boşluk var. Yaşasın, artık bunun sayesinde hiçbir şeyimi kaybetmeyeceğim. İşte her şey yerli yerinde. Çok kullanışlı oldu. Şuna bir bak, hepsini kendim yaptım. Jolie. Evet, sınav. Onu unutmuşum. O örümcek çok iğrençti. Acele edip sınavı bitirmem lazım. Süremiz doldu. Kalemlerinizi bırakın artık. Gelip kağıtlarınızı toplayacağım. Vay canına, tam zamanında bitirdim. Bitti mi hemen? Ama ben daha yeni başlamıştım. Ver şunu bana. Hayır, bekleyin. Bu konuda konuşabiliriz. Sanırım Jolie sınavdan kalıyor. Hayal kırıklığına uğradım Jolie. Ama defterimi gördünüz mü? Yeni telefon kılıfıma bayılıyorum. Vay, o da ne? Biliyorum, hep aynı tepki alıyorum. Bir bakalım şuna. Vay canına, çok şanslısın. Senin kılıfın nasıl? Benimkini mi? Ben de pek özel bir şey yok canım. Evet, ben de öyle düşünmüştüm. Biri beni arıyor. Buna bakmam lazım. Vay canına, buna bayıldık Jolie. Selam. Günüm bir anda aydınlandı. Sınıftan çıktığım iyi oldu. Selam Naomi. Selam Leo. Sana bir şey vermek istiyorum. Bunu senin için kopardım. Bunu almanı istiyorum. Teşekkürler. Bu çok hoş. Bir saniye. Leo, bu tam ihtiyacım olan şey. Çiçekleri pişirme kağıdın üstüne yerleştiriyoruz. Sonra üstlerini bantla kaplıyoruz. Bantın üstünü böyle düzeltiyoruz. Sonra çiçekleri kenarlarından kesiyoruz. Ve pişirme kağıdını alttan sıyırıp çıkartmamızı telefonumuza yapıştırıyoruz. Şimdi sıra diğerlerinde. Canına, çok güzel oldular.
Bunu görüyor musunuz? Aa, yani popüler olan bendim hani. Artık değilsin. Bana da yapar mısın bunlar lütfen? Ben çok sıkıldım ya. Hemen şuracıkta uyuyabilirim. Gözlerimi açık tutamıyorum. Belki de onları bir saniye dinlendirmeliyim. Ha, Sunny uyuyakalmış. İşte fırsat. Şaka zamanı. Hop. Tereyağından kıl çeker gibi. Başlasam iyi olacak. Bir kürdanın ucunu kırarak başlıyorum. Sonra ince banda ihtiyacım var. Bandı kürdana sarıyorum. Sonra onu boyayacağım. Şimdilik küçük bir bölüm açıkta bırakıyorum. Orayı pembe boyayacağım. Boyanın kurumasını beklerim. Sonra etrafına gümüş renkli bir şerit saracağım. Gerçekçi görünmesini istiyorum. Gayet güzel oldu. Şimdi sivri ucundaki bandı çıkarabilirim. Bir kaseye siyah boya koydum. Ucunu boyaya batırıyorum. Vay canına. Diğerlerini yanına koyuyorum. Harika görünüyorlar. Sunny çok şaşıracak. Masasına geri koyayım. Şimdi günaydın. Uyansana. Hah, neredeyim ben? Ne oldu? Olamaz. Kalenderine bak. Ne? Aa, nasıl? Aa, buna inanamıyorum. Minicik olmuşlar. Yoksa biz dev mi olduk? Bu çok tuhaf. Ha? Nasıl da kandırdım? Ne demek istiyorsun? Kalemlerim burada. Tamam, buna sevindim. Onları geri alabilirsin. Tamam, şimdi bu çizgiden katlıyorum. Bu oldukça basit görünüyor. Bir dakika, baştan başlayabilir miyiz? Boş ver, sanırım buldum. Madison, makasın var mı? Ha, ne oldu? Makasa ihtiyacım var. Ha, anladım. Buralarda bir yerde olmalı. Bir bakayım. Çok uzağa gitmiş olamaz. Onu gördüğümden eminim. Bir dakika. Neredeyse ders bitecek. Bana bir saniye ver. Eşsiz bir dosyalama sistemim var. Kağıdın altına baktın mı? Mavi kağıda mı yoksa turuncuya mı? Bunu izlemek çok zor. Bir dakika. Aa, ne yapacağımı buldum. Madison, şuna bir bak. Ne oldu? Buna bayılacaksın. Kartonu ikiye katlayarak başlayacağım. Sonra onu tekrar açıyorum. Şimdi de dikey olarak katlayacağım. Kenarları boyunca bir iz çıkarıyorum. Artık kartonu çevirebilirim. Tekrar katlıyorum. Köşelerini iyice katlayacağım. Kağıttan uçak yapar gibi kenarlarını içe katlıyorum. Sonra üstüne kıvırıyorum. Şimdi onu ters çevirebilirim. Aynı adımı tekrarlayacağım. Bu üçgeni de katlayacağım. Neredeyse bitti. Şimdi onu açacağım. Bu bir kutu. Tüm kağıtlarını ve kartonlarını koyabilirsin. Vay canına, sen bir dahisin. Beğendim. Bekle. Dahası da var. Her şeyi buraya koy. Masanın düzenli tutmana yardım edecek. Harika. Sen olmasan ben ne yapardım? Masama baksana. Hiç bu kadar tertipli olmamıştı. Ah, işte makas. Orada olduğunu biliyordum. Makası alabilirsin. Teşekkürler. Bu el işini bitirmem lazım. Yapacak bir şey daha var. Ah, bu iyi geldi. Makası geri alabilirsin. Madison, gerçekten mi? Neden uğraşıyorum ki? Bu çok sıkıcı. Gidebilir miyiz? Bir sayısı bayağı ilginçtir. Bununla ilgili eğlenceli bir bilgim var. Ay, duymak için sabırsızlanıyorum. Ben biraz kestireceğim. Hey Madison. Uyan. Derste uyuyamazsın. Hemen uyudu ya. Aa, buldum. Bu onu kesinlikle uyandıracak. Ben de biraz atış talimi yapmış olurum. Madison. Ha? Ne oldu? Bunu neden yaptın? Uyuyakalmıştın. Beni suçlayamazsın. Şuna bak. Aa, ciddiyim. Tamam, uyanık kalacağım. Ama bundan hiç memnun değilim. Belki bu beni canlandırır. Dur bakalım. Aa, aklıma bir fikir geldi. Önce siyah bir kaleme ihtiyacım var. Bardağın kenarına işaretler koyuyorum. Aralarının eşit olması gerekiyor. Şimdi makas alacağım. İşaretlerden keseceğim. 4 bölümü çıkartmam gerekiyor. Uçlarını katlayacağım. Ortasına bir delik açtım. İçine pipet sokacağım. Sonra uçlarını geriye katlayacağım. Sabitlemek için bant kullanacağım. Şimdi onu ikinci bardağa koyacağım. Ve pipeti dibine doğru iteceğim. Sana şunlara bak. Aa, o da ne öyle? Şunu izle. Bunu kağıt topun üzerine yerleştiriyorum ve pipeti çekiyorum. Bu bir tutma aleti. Senin içinde bir tane var. Vay canına, teşekkürler. Bu ders bayağı ilginçleşti. Yakaladım. Ha, ne yapıyorsunuz öyle? Daha en iyi kısmına gelmedim. Ah, lütfen devam edin. Bu test çok zor. Merhaba Sunny. Hey, nasıl gidiyor? Basket atıyordum. Şş, odaklanmam lazım. Aha, neyse. Tam bir ineksin. Sunny, izin verir misin? İnanılmaz biri.
Onu çöpe at. Ne? Çalışıyorum. Bazı insanlar çok kaba. Tamam, ben yaparım. Her şeyi de ben yapmak zorunda kalıyorum. Bir dakika, aklıma bir fikir geldi. Evet, bu işe yarayacak. Şişeyi ikiye böleceğim. Sonra alt kısmına sim dökeceğim. Hay canına, şu ışıltıya bak. Bunu bir kenara koyalım. Sonra bir karton tabakasına ihtiyacım var. Ondan daireler ve dikdörtgenler keseceğim. Sonra onları birbirine yapıştıracağım. Bunu şişenin içine koyacağım. Ay, muhteşem görünüyor. Bunu çok beğendim. Kalemlerim için mükemmel. Doğruca içine giriyorsunuz. Vay canına, buna bayıldım. Nasıl buldun? Fena değil ama testi bitirdim. Ne? Ben onu unutmuşum. Olamaz, ders bitti. Galiba bu testten başarısız olacağım. Oh, zor yetiştim. Ama yanında bir de arkadaş getirmişsin. Sen neden bahsediyorsun? O şey neredeyse patlayacak. Aa, bu hiç iyi değil. Olamaz, neredeyse kafam kadar. Bunu kapatmak için biraz fondöten lazım. O makyaj malzemesi mi? Öğretmenim. Kapa çeneni, bu bana lazım. Aha, bir şey söyleme lütfen. Dur. Bu karmaşa da ne? Of ya. O kadar da kötü değildir değil mi? Kim tahtaya gelir? Ben biliyorum. Kimse yok mu? Buradayım. Pekala, gel bakalım. Bu kızın nesi var? Bir dakika, buldum. Fondöteni saklamak mı istiyorsun? Sadece bir kalemtıraş kutusu gerekli. Sonra fondöteni içine dök. Şimdi bir kalem tutkalı al, kapağını aç ve içini maket bıçağıyla çıkar. Kabı boşalınca en sevdiğin makyaj süngerinin içine sıkıştır. İşte tam bana lazım olan şey. Elveda çirkin sivilce. Aa, çabuk olmalıyım. Umarım hepsini kapatır. Başardım. İşte pürüzsüz görünüyor. Burada görülecek bir şey yok ki. Sivilce nereye gitmiş? Senin şu hayal gücün yok mu? Ama oradaydı. Makyaj malzemelerin nerede? Belki de yeni bir gözlüğe ihtiyacım vardır. Bugün size heyecan verici bir şey göstereceğim çocuklar. Nedir? İşte bu harika gökkuşağı. Tamam, alkışlamanıza gerek yok. Neden siz de bir denemiyorsunuz? Bence iyi bir fikir. Bir dakika, hiç kalemim yok. Bu çok eğlenceli olacak. Naomi'nin kalemlerine bak. Hey eski dostum. Olmaz, kalemlerimden alamazsın. Niye böyle kötü olmak zorundasın ki? Harika, tam ihtiyacım olan şey. Peki, bunu alabilirsin. Teşekkürler. Bir dakika, bu makasla ne yapacağım ki? Şimdi gökkuşağıma dönebilir miyim? İşe defterimizin kapağını boyamakla başlıyoruz. Bunu soldan sağa çapraz şekilde yapıyoruz. Bunun için farklı renkler kullanıyoruz ve renklerin iç içe geçmesini sağlıyoruz. Bu sayede harika bir efekt yakalıyoruz. Kapağı şeffaf bir bantla bantlıyoruz. Bantın üstünü akrilik boyayla boyuyoruz. Katların eşit olmasına dikkat ediyoruz ve boyayı kurumaya bırakıyoruz. Sonra bir silgi alıp kapağın üstündeki boyayı kaldırıyoruz. Kapağın üstünde çapraz çizgiler olmalı. Vay canına, bayıldım. Çok güzel olmuş. Bana bilmediğin bir şey söyle. Ben hiç böyle şeyler yapamıyorum. Bu konuyu düşünmem lazım. Hiç yaratıcı değilim. Bir dakika. Belki bu tüylü bantı kullanabilirim. Yani en azından denemeye değer. Yalnız bundan birkaç tane daha lazım. Yeşili varmış burada. Daha farklı renkler de var mı acaba? Her şey yolunda mı Julie? Ben birazdan dönerim. Çok sinsice hallettim doğrusu. Ama ihtiyacım olan her şeyi aldım. Vay canına, çok iyi. Şimdi bize bir tutkal tabancası lazım. Defterin kenarına ufak bir damla tutkal sürüyoruz. Sonra bantın küçük bir parçasını oraya yapıştırıp farklı renklerle devam ediyoruz. Defter kapağı kaplanana kadar bunu yapıyoruz. Vay canına, şuna bak, gökkuşağı gibi oldu. Ne düşünüyorsun? Güzel oldu değil mi? Vay canına, bunu nasıl yaptın? Bu beğendiğin anlamına mı geliyor? Bitirdiniz demek. Evet, üstelik çok kolay oldu. Renklerin zıtlığına bayıldım. Vay canına, çok güzel. Bu benim tüylü saç bantlarıma benziyor.
Aa, neden bahsettiğinizi hiç anlamadım. Bir dakika, bunlar eksilmiş. Jöle sen ne yaptın? Bir dakika, Jöle nereye gitti bu? Aa, olacak iş değil. Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Telefonunuzun şarjı azalınca şarj yeri bulamamaktan şikayet ediyor musunuz? İhtiyacınız olan sadece iki muz. Muzları bu şekilde masaya koyun. Ah, az kalsın unutuyordum. Bir şey daha ihtiyacınız var. Birazcık nakit. Tam olarak söylemek gerekirse madeni para lazım. Parayı muzlardan birinin içine yerleştirin. İşte böyle. Sonra onu ikinci muza sokun. Şarj aletini alıp fişini muza takın. Başlamaya hazırız. Şarj aletini telefonuna takın yeter. Sonra da meyve suyunun mucizesini izleyin. Ah arkadaşlar, bunu görmeniz lazım. Gerçekten işe yarıyor. Harika izleyicilersiniz. Anladım. Merhaba, programımıza hoş geldiniz. Şu altınlara bakın. Vay vay vay. Karşınızda bu kupaların sahibi, herkesin en sevdiği sporcu Sunny. Güzel bir çekim olacak. Ne haber? Bize katıldığın için çok mutluyum. Basketbol kahramanı olma yolculuğuna başlayalım. Şey, kahraman değil de daha çok süperstarım yani. Ah, benim hatam, lütfen devam et. Her şey küçük bir çocukken başladı. Profesyonel olmak istiyorsam her gün antrenman yapmalıyım. Keşke bir basket potası olsaydı. Çöp kutusu işe yarayabilir. Ah, kıl payı kaçırdım. Bir an gireceğini sanmıştım. Belki bu pizza kutusunu kullanabilirim. Bence bu işe yarayabilir. Galiba sonunda bir potam olacak. Önce kutuyu açmalıyım. Sonra basketbol topundan biraz daha büyük bir daire çizeceğim. Onu bölümlere ayırıyorum. Sonra da kesiyorum. Tamamen kesmek istemiyorum. Tamam, hadi şunu bir deneyelim. Burası uygun bir yere benziyor. Kutunun kapağını duvara tutturuyorum. Şimdi daireyi hafifçe aşağı bastırıyorum. E işte savunmadan Sunny. Topu potaya basıyor. Smudge. Havada kaldığı süreye bakın. Bam. Benimle aşık atamazsınız. Ah. Oh. Yapacağım sanmıştım. Etrafta kimsecikler yok. Kaçırmadığımı varsayalım. Girse dedikleri gibi tarih oldu. Ağlama. Bu gerçek bir ezik hikayesi. Hadi şu gözyaşlarını sil. Mendil alır mısın? Mutlu sonlar beni duygulandırıyor. Pizza kutusundan bahsetmişken herhalde yanında değildir. Ashley, aslında öyle. İşte burada. İşte bu sana bahsettiğim kutu. İşte böyle şampiyon oldum. Vay canına, muhteşem. Deneyebilir miyim? En iyi atışını yap. E işte geliyor. Doğuştan basketbolcusun. Bize ayrılan zamanın sonuna geldik. Sana katıldığın için teşekkürler. Gelecek sefer görüşürüz. Hoşçakalın. Bu şey aklımı başımdan alıyor. Aa, evet. Salla bakalım. Tam mıncıklamalık nasıl da zıplıyor. Ha? Aa, şahane. Keşke öyle havalı bir oyuncağım olsaydı. Belki seni onunla oynamama izin verir. Sakin, sakin. Aa, şuna bak, hipnotize edici. Sormamın ne zararı olur ki? Hey, bir dakika. Yapamadım. Yok. O neydi? Ha, bunu hiç sevmedim. Ne istiyorsun? Aa, onu bana doğrultma. Bir kaza olmasını istemeyiz. Ha? Lollipop mu? Ben de sanmıştım ki. Neyse, boşver. Küçük bir şakaydı. Hey Sunny, şu yaylı şeyle oynayabilir miyim ben de? Bunu mu diyorsun? Bir saniye bekle. Hazır mısın? Ne? Hayır mı? Ay, bu hiç hoş olmadı. Ama peki, bununla başa çıkabilirim. Hepsi benim. En iyisi de bu. Güzel şeyler hep onun oluyor. Bir dakika. Aklıma bir fikir geldi. Yapışkanlı not kağıtlarını böyle yerleştiriyorum. Sunny'nin notunu alıyorum. Sonra onları kat kat yapıştırıyorum. Renklerinin farklı olmasına dikkat ediyorum. Her kağıdı biraz açı vererek yerleştiriyorum. Üst üste binmelerini istiyorum. Hepsini kullanana kadar devam edeceğim. Not kağıtlarından bir spiral yaptım. Son kağıtları da doğruca birbirinin üstüne koyuyorum. İşte böyle. Bu da sonuncusu. Sonra onu açtığım zaman böyle görünüyor. Bayağı güzel, öyle değil mi? Ah evet. Raftan aşağı bile sarkabilir. Vay canına, pahalı bir yayı kim ne yapsın? Bunu bütün gün izleyebilirim. Rengarenk. Hem de kendim yaptım. Vay canına, bu çok havalı. Hey Sunny, şuna baksana.
Ah, sonra ben de derim ki. Ha, neyse. Neli bak. Ah, evet bu hep oluyor. Ashley onu nereden aldın? Ama. Kendin mi yaptın? Aa, bana da yapar mısın? Masamın düzenli olmasını seviyorum. Aa, hiç fena gitmiyor. Şimdi bir yaprak çiziyorum. Sanki şu an bir ormanın tam ortasındayım. Resimde hiç iyi değilim. Naomi'ye göre resim yapmak çok basit bir iş. Bir de gösteriş yapmasa. Ben de elimden geleni yapayım. Aa, bir saniye. Bu çıkartmaları unutmuşum. Defterim biraz sıkıcı görünüyor. Sanırım güzel bir şeyler yapabilirim. Denemeye değer. Bir kağıda daire çizerek başlıyoruz. Sonra bir gülen yüz çiziyoruz. Gözlerle başlıyoruz. Ne mutlu bir adam bu. Sonra mutlu yüzü kağıttan kesip ayırıyoruz. Ve kağıdının üzerine koyuyoruz. Sonra gülen yüzümüzün üstünü bantla kaplayıp üstünü düzeltiyoruz. Ve kırışıklıkları gideriyoruz. Şimdi yüzümüzü çevresinden kesiyoruz. Harika görünüyor. Ama bize bundan daha fazlası lazım. Harika, tam istediğim gibi oldular. Şimdi pişirme kağıdının altından sıyırıyoruz. Ve çizdiğimiz resimleri defterimize yapıştırıyoruz. Ah, bu kurbağa çok şirin. Defterimiz şimdiden güzelleşmeye başladı. Üstelik yapması da çok kolay. Vay canına. Naomi. Evet. Vay Julie, ne güzel olmuşlar. Bana da verir misin çıkartma? Hayır. Ne? Lütfen. Hadi ama lütfen. Aa, hiç vazgeçmeyeceksin değil mi? Peki. Al o zaman. Nasıl yani? Çıkartmanın yarısını mı verdin? Derse odaklanın çocuklar. Oo, buldum. O yelpaze aklıma bir fikir getirdi. Şimdi bana defterim lazım. Birkaç ayarlama yapmam gerekiyor. Defteri yarım daire şeklinde kesiyoruz. Sonra üstüne tutkal sürüyoruz. Sonra üstüne bu keçeyi yapıştırıyoruz. Onun da üstüne daha küçük beyaz bir parça ve son olarak kırmızı bir parça yapıştırıyoruz. Şimdi bir şeye benzemeye başladı. Daha önceki cidden gözleşi şeklinde parçalar kesmiştim. Bunlar çekirdekler oluyor. İşte bitti. Karpuz şeklinde defterim hazır. Ha? Biliyorum. Çok etkileyici oldu. Aa, fena değil sanırım. Belli ki kıskandın. Tamam, sorun değil. Oo, vay canına, müthiş. Buna daha yakından bakmam lazım. Alt üstü defter işte. Bu bana lazım. Karpuzu çok severim de. Ama az evvel ne oldu öyle? Yapacak bir şey yok. Bunu da koleksiyonuma katacağım. Burası ısındı mı ne? Defterimle biraz serinleyeyim. Ah, çok daha iyi. Ah, bu dersten nefret ediyorum. Şimdi öyle oldu demek. Yok artık, aman tanrım. Kevin rüya gibi. Ne yapıyorsun? Harika değil mi? Onu bütün gün izleyebilirim. Aa, şuna bak. Olamaz, ders başlıyor. Günaydın, sınav zamanı. Öğretmenim. Ne oldu Betty? Naomi telefondan erkeklere bakıyor. Naomi, telefonu bırakır mısın? Tüm dikkatini istiyorum. Ne? Ama bu Kevin. Bu hiç adil değil. Tam bir ineksin. İyi yaptım öğretmenim. Korkmayın öğretmenim, ben sizin taraftayım. Biliyorum, sana her zaman güvenebilirim Betty. Nerede kalmıştım? Yaptığına inanamıyorum ispiyoncu. Ucundan bakıversem. Aklından bile geçirme. Ama Yaspor'a gitmişse buna karşı koyamıyorum. Kevin'e ihtiyacım var. Bu çok zor. Yiyorsa bak. Göz ucuyla. Dur biraz, buldum. Ne yapacağımı biliyorum. Hızlıca bir selfie çekeceğim. Telefonumu buraya koyacağım. Sonra selfie'mi bastıracağım. Kesip telefonuma yapıştıracağım. Güzel görünüyor. Şuna bak Betty. Ne? Bunu yapamazsın. Öğretmenim, acil durum. Ha? Şimdi ne oldu? Ne var şimdi, anlamadım. Şuna bakın, çok belli değil mi? Telefon tam şurada, bakın. Ha? Vaktimi boşa harcama Betty. Ama bu sefer... Ah, sen kazandın o zaman Naomi. Bu iş daha bitmedi ama. Kevin dans ediyor. Bakabilir miyim? Hayır. Ve X de 5 olmalı. Vay, yemek vakti geldi. Hadi yiyelim. Bana uyar. Ay, bunu dört gözle bekliyordum. Bu sürpriz yumurtalara bayılıyorum. Hem lezzetliler hem de çok sürprizleri var. Ya, atıştırmalıklarımı unuttum.
Aman dur. Ah, ne yapacağımı biliyorum. Yaptım. Çok güzeldi. Buna ihtiyacım varmış. Yumurtam nerede? Tam buradaydı. Bir sorun mu var? Hayır. Yoksa... Yumurta hırsızı. Bilmem gerekirdi. Bunu hep yapıyor. Dur bir dakika. Bir fikrim var. Hemen döneceğim. Bana ne? Bana daha çok çikolata getir. Önce bir yumurtaya ihtiyacım var ve bir pipet ve yapıştırıcıya. Kabuğun üstüne yapıştırıcı sıkacağım ve böylece yapıştıracağım. Sonra pipeti üzerine bastıracağım. Şimdi sertleşmesini bekleyeceğim. Ve yumurtayı erimiş çikolataya batıracağım. Bak nefis görünüyor. Sonra folyonun içine koyabilirim. Oldukça inandırıcı görünüyor değil mi? Kenarlarını da katlayacağım. Neom hiçbir şeyden şüphelenmemeli. Hazırız. Senin için bir şey getirdim. Bunları ne kadar sevdiğini biliyorum. Teşekkürler. Cidden doyamıyorum. Afiyet olsun. Oh, çok iğrenç. Kandırdım. Dersini almışsındır herhalde. Ay, çiğ yumurta. İğrenç. Ne düşünüyordun ki? Bir dahakine kendi atıştırmalıklarını getir. Uf, bu hiç hoş değildi ama. Sanat insan ruhunun bir yansımasıdır. Neden bahsediyor bu ya? Aa, geldim. Ha? Her zamanki gibi geç kaldın Naomi. Her neyse bugün ilginç bir konumuz var. Bugünün ilhamı tabiat ana. Ve onun küçük sevimli eserlerinden biri. Bir sincap çizmenizi istiyorum. Sevimli ve tüylü kuyruğunu da unutmayın. Tamam, bunu yapabilirim. O kadar da zor olmamalı. Özgüvenini sevdim Betty. Biri arıyor. Alo, selam. Kızım, buna bakmam lazım. Gayet iyi gidiyor. Güzel resimler çizmeyi seviyorum. Sen takıla dur. Yapacak daha önemli işlerim var. Makyaj gibi mesela. Hep bu yüzden sınıfta kalıyorsun, biliyorsun değil mi? Ne? Ben bir sanatçıyım. Ben bir başyapıtım. Ve alçak gönüllüsün canım. Bitirmem gereken bir sincabım var. Bu ruja bayılıyorum. Öğretmen geri döndü. Bana çıkmamı teklif etmek istiyor. Vay! 5 dakika daha kızlar. Tuvalete gitmem lazım. Çok dişim geldi. Git tabii, tamam Betty. 3. gazı içmem gerektiğini biliyordum. Acele etmem lazım. Sincap nasıl çizilir ki? Bu düşündüğümden daha zormuş. Acaba... bu çok kötü. Ne yapacağım ben şimdi? Dur biraz. Betty'nin çizimine ihtiyacım var. Vay, oldukça iyiymiş. Yetenekli, hakkını vermeliyim. Çizimin üzerine streç bir film sereceğim. Sıkıca yerleştirmek istiyorum. Şimdi sincapın üstünden çizebilirim. Streç filmin üstünden çizeceğim. Sadece çizgileri takip etmem gerekiyor. Çok kolay. Neden bunu daha önce düşünmedim? Şimdi de bacaklar. Ve sonra da gözler. Neredeyse bitti. İşte budur. İnanılmaz bir şey. Streç filmi de çıkaracağım. Sonra ters çevirip böyle bir kağıdın üstüne yerleştireceğim. Mürekkebi aktarmam gerekiyor. Bu oklava işimizi görecektir. Streç filmi kaldırıyorum. Elimde bir sincap kaldı. Öğretmenim, ne düşünüyorsunuz? Bir bakalım. Tadam. Umarım beğenirsiniz. Ucuz atlattım. Ne kaçırdım? Hayır olamaz. Naomi. Harika olmuş Naomi. Çok naziksiniz. Ama aynı benim çizmeme benziyor, anlamıyorum. Neler oluyor? Betty, Naomi'yi mi kopyaladın? Ne hayır, o yaptı. Hayatın küçük gizemlerinden biri olarak kalacak. Şu an çok kızgınım. Hey, o da nedir? Bilmem. Bu akşam bir gösteri varmış. O zaman biz de gidiyoruz. Dur bakalım. Bu ipin ötesine hiçbir yiyecek maddesi geçemez. Gösteriden sonra atıştırırsın artık. Bende bir şey yok. Yakalandın işte. Of, benim başıma da bunun gelmesini istemiyorum. Sanırım bir çaresini bulabilirim. Çok acayip bir şey yapacağım.
Sırt çantanın üstünü bunun gibi bir sweatshirtle kapatıyorsun. Ve artık gitmeye hazırız. Bu arada şunları da bir ağzıma atayım. Bana bak. Harika bir plan değil mi? Dur bakalım orada. Geç hadi. Ezik. Sen ne yedin öyle Grace? Bu sadece benim sırt çantam. Biraz abur cubur ister misin? İyi haber tez ulaşır. Gösteri başlamak üzere. Gömelim şu cipsi. Ay, bu ders çok sıkıcı ya. Gözlerimi bile açık tutamıyorum. Dina nasıl böyle uyuyabiliyor? Hey Lexi. Ne? Bence biraz eğlenebiliriz Sina'yla. Benim düşündüğüm şeyi mi düşünüyorsun? Öyleyse ben varım. Hadi gel. Şşş, uyandırmayalım. Tam burası. Doğru nokta. Evet hazırım. Şunu kullanabiliriz. Doğru açıda görünüyor. Olayı defterin üstüne koyalım. Saç bantını getirdin mi? Tamam hazırız. Çok iyi olacak ya. Heyecanlandım. Ay her an patlayabilir. Başlıyoruz. Çok komikti ya. Siz miydiniz? Tek kelimeyle berbat. Bu okuduğum en kötü sınav. Yani isimlerini bile yanlış yazmışlar. Bu da F alıyor. Bir soruyor. Bu kadar da yanlış yapamazsın. Sırada ne var? Dalga mı geçiyorsun? Ah dur. İyiye gidiyor. Ah şaşırdım. Aa alan birisi var. Vay. Ah bir türlü bitmiyor ya. Üstelik daha çok var. Bir ara vermem lazım. Daha kolay bir yolu olmalı. Ha dur bir dakika. Sanırım ne yapacağımı biliyorum. Düz bir yüzük lazım. Aynen böyle. Üstüne tutkal sıkıyoruz. Sonra da bir parça köpük takıyoruz. Sonra da tutkal tabancasıyla F yazıyoruz. Yavaş yavaş yapalım. Kimse çizim yeteneklerimi yargılamasın. Güzel görünüyor. Bir yüzük daha yapalım. Bu sefer de üstünde A olsun. Bunlarla işi hızlandırabilirim. Yüzüklerimi takayım. Puanlama zamanı. Yüzüğü sınav kağıdına bastıralım. Şuna bak. İşte oldu. Evet. İşim çok kolaylaştı. Üstelik stresimi de atabiliyorum. Sıradaki kağıda geçelim. Ne? Hepsi bitmiş. Aa, bir anda en sevdiğim takılarım oldular. Artık dinlenebilirim. Aa, sonunda gittik. Gel gel ya çabuk. Ha, bu da ne? Komik gözükmüş. Liam şuna baksana. Neymiş? Yüzük buldum. Güzel. Bak bir tane daha var. Parmağıma oturdu. David şuna bak. Aa çok havalı. Dur işi denemek istiyorum. Kımıldama. Aa niye vurdun ki? Ama alnımın ortasında olmaz ki. Şimdi yaktım çırını. Sen kimsin oğlum ya? Bu ne ya çocuklar? Durun. Bütün gücü bu mu? Ayrılın. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? He, o başlattı. Ha, aptal gibisin. Sen de. Gülecek bir şey göremiyorum. Verin yüzükleri. Hadi verin şunları. Ha, şimdi kaybolun. Cidden komik duruyorlardı. Son birkaç çıkartmayla defterim hazır olacak. Tek boynuzlu at cenneti gibi. Vay canına adeta sihirli. Derse gitsem iyi olacak. Hiç kalmak istemem. Defterimi göstermek için sabırsızlanıyorum. Herkes o kadar çok kıskanacak ki. Defterimi şöyle bırakayım. Ne? Bu da neyin nesi? Defterimi kopyalamışsın. Neden bahsediyorsun ya? Dur bir saniye. Of! Ben gidiyorum. Gitti mi? Ay, çok utanç vericiydi. Tarzımızın aynı olduğuna inanamıyorum. Aa, dur biraz. Bu durumu kurtarabilirim. Tek ihtiyacım şu kalem. Şu not kağıdına bir kalp çizerek başlayalım. Sonra içini renklendirebiliriz. Kırmızı çok iyiymiş. Kendini iyice gösterebilmesi için gölge katalım.
Sonra da keselim. Ardından parşömen kağıdını alalım ve bant yapıştıralım. Güzelce düzeltelim. Kırışıklık istemeyiz. Şimdi bunu da kesebiliriz. Kalpten birazcık daha büyük bir kesik alıyoruz. Başka çizimler de yapmıştım. Artık defterimi değiştirebilirim. Çilekle başlayalım. Aradaki kağıdı soyup defterime yapıştırıyorum. Çok daha iyi oldu. Bayıldım. Tek boynuzlu atlardan çok daha iyi. Selam Naomi. Nasıl gidiyor? İyi. Çıkartmalarına bayıldım. Harika değiller mi? Kendim yaptım. Bak aynı çıkartmalarda Alexi'de de var. Çok garip ya. Bu iş burada bitiyor. Sadece bir tane çıkartmalı defter olabilir. Naomi karar versin. Ne? Asla olmaz. Kandırdık. Evet baya. Komikti. Hadi derse gidelim. Öf, ne günmüş ama. Sonunda rahatlayabilirim. Dur. İş listesimi. Ya hadi ama. Bir numara, odanı temizle. Ödevini mi yap? Bu hiç adil değil. Neyse halledelim de gitsin. Bu biraz zaman alabilir. İkinci maddemi atlasam. Ödev daha iyi olamaz. Başka ne yapmam lazım? Puding. Selam oğlum. Okulda kalmalıydım ya. Selam anne. Biricik minik oğlum gelmiş. Şuna ihtiyacın olacak. Sağ ol ya. Ve listeyi de unutmuyoruz. Ciddiyim. Unutmam. İstesem de. Sadece oyun oynamak istiyordum ya. Hiç kafama göre takılamıyorum. Hızlıca bir oyun oynayabilirim. Biraz eğlence benim de hakkım. Liam, listenin işleri nasıl gidiyor? Liam. Şu hale bak. Bunları ben toplamam listede bir yere kadarmış. Çok da basitti. Acaba şu papite bakayım. Sanırım bu yapacaklar listesini daha ilginç yapabilirim. Hemen geliyorum. Önce popitten bir sıra keselim. Burası olabilir. Şimdi de listeyi alalım. Sonra da bir keçeli kalem gerekecek. İki farklı kalemi onun ucuna bastıracağız. Ve renkler karışacak. Sonra da yazdığımızda rengarenk bir iz bırakacak. Aynen böyle. Bence hazır. Liam'a gösterme zamanı. Ya halen uyuyor. Bunu kapıya yapıştırayım. Sessiz olsam iyi olur. Bebek gibi uyuyor. Hiç değilse şimdilik. Bu da neydi? Ne? Bu ne böyle? Dur bakalım. Eğlenceli duruyor. Dur bakalım, önce odamı toplamalıyım. Odamı cidden daha sık temizlemeliyim. Bunu bilmiyordum. Puding, iğrenç. Güzel yürüyüştü. Şimdi popitlere basabilirim. Her şey tamam. Anne! Efendim canım. Vay tertemiz, halını bile görebiliyorum. Canım oğlum benim. Hadi daha fazla sabredemeyeceğim. İyi misin? Hayır. Bu sınavı geçmem lazım. Anne baba bakın artı aldım. Yapabileceğini biliyordum dostum. Seninle gurur duyuyoruz. Ailenin zekisi sensin. Bir kahraman olacağım. Hadi bakalım, sınavlarınızı okudum. Lütfen notum iyi olsun. Heyecandan kusacağım. Aslında biraz şaşırdım. Al bakalım Lexi. Bu da senin kağıdın Liam. Bakamayacağım ama öğrenmem lazım. İlk sen aç Lexi. Peki tamam, alt üstü bir not. Vay geçmişim. Artı almışım. İnanamıyorum. Bir anda özgüvenimi kaybettim. Ucundan bakayım. En kötü ne olabilir ki? Şaka mı yapıyorsun? Bu sınav için çok çalışmıştım. F mi verdiniz? Bu bir felaket. Annem babam çok üzülecek. F mi? Bu evde mi? Oğlum falan kalmadı. Defol git buradan. Benim evimde eziklere yer yok. Biraz abarttım ya. Ama evsiz kalmak istemiyorum. Ne yapacağım şimdi? Bu da ne? Çiğnenmiş sakızmış. Çok iğrenç. Gün gittikçe kötüleşiyor. Dur, notumu arttırmanın yolunu buldum. Denemeye değer. Bana şu kalem de gerekecek. Bir de tutkal tabancası. Kalemin ucuna biraz tutkal sıkalım. Kapağını bu şekilde kaplamak istiyorum. Bol tutkal olmalı. Bu kadar yeter. Sonra da nota bastırıyoruz. Biraz daha bastıralım. Dur, kimse izlemiyor değil mi? Kalemi nazikçe kaldıralım. Ve F kayboldu.
Vay canına, çok kolaydı. Kırmızı kalemimizi alalım ve A artı yeterince gerçekçi. Tutkalın izini kapatmak için de bir daire çizelim. Kimse fark etmeyecek, dahim ya. Ders çalışmak da neymiş? Bu sakızın tadı kaçmamış gibi duruyor. Naneli. Bunu anneme babama göstereyim. Bugün matematik sınavımız var ve de zor olacak. Çok zor. Ah, çok çalıştım ya, başarılı olabilirim. Of, okuldan nefret ediyorum. Bizleri ağlatmayı tercih ederim. Ne haber inek? Şahane, sınavında iyi şanslar. Çünkü ihtiyacın olacak. Ve sınavınız başladı. Ah, tamamdır. Oo, çok zormuş. Neden gerildin ki, altı üstü bir sınav? Aa, kolaymış. Biraz hazırlıklı olsan yeter. Cevaplar parmaklarımın ucunda. Kopya çekebilecekken neden çalışayım ki? Bu cevabı başka türlü asla bulamazdım. Görünüşe göre sınavı geçiyorum. Tamamdır, başlayalım. Sınavlarda herkes kopya çekmeli. Aa, olamaz, aklıma gelmiyor. Lexi, hey, kopya çekemezsin. Bağırma sana. Kendi cevaplarına odaklan sen. Ama bu hiç doğru değil. Buldum. Ay, kalemim kaydı. Az önce kalemimi aşağı mı attın? Kazara oldu. Bir daha olmasa iyi olur. Bununla uğraşamam. Hızlı olmam lazım. Görürsün şimdi. Çok çocuksuzsun. Ya neden bunu yaptın ki? Kopyacılara izin yok. Peki, ben de gözlüklerini alırım. Ya onlar olmadan göremiyorum. Her şey bulanık. Neyse ki yedeğim var. Gıcıklık yapmayı bırak. Yedeğin olmasa şaşardım. Ne yapacağım ben? Cevapları da göremiyorum. Dur. Yok, bu da olmuyor. Ya da olabilir. Nasıl çözeceğimi buldum. Kalemle gözlüğün camını boyayacağım. Bu işimi görür. Evet, hadi deneyelim. Kopya kağıdının üstüne koyalım ve cevaplar ortaya çıksın. Sihir gibi. Üstelik güneş gözlüklerine benzediler. Sınavı bitirsem iyi olacak. Ah, bu da neydi? Hey, Lexi, sana yazdım. Ben mi? Gerçekten mi? Acaba neymiş? Çok merak ettim. Aa, Miles, çok flörtözsün. Ama haklısın, havalıyım. Bir ara takılalım. Artık eve gidebilir miyiz? Yaşasana, ders bitti. Hadi çıkalım. Daha sonra beraber takılmak ister misin? Sanırım temizliğe başlasam iyi olacak. Çocuklar etrafı fena dağıtıyor. Şuna bak, hiç akıllanmıyorlar. Pekala, böyle daha iyi. En kötüsü bu lekeler. Yine üstesinden geldim. Nerede bu? Sıramın üstünde bıraktığımı biliyorum. Bir sorun mu var çocuğum? Sıramın üstünde bir oyuncak vardı. Onu gördünüz mü? En sevdiğim oyuncaktı o. Üzgünüm, bilmiyorum. Şimdi etrafı paspaslamam lazım. Ha, bir dakika. Bir çocuğun nasıl bu kadar çöpü olabilir ki? Hepsi çöp kovasına gidiyor. Bu onlara ders olur. Ah, bu da ne? Evet, bu da çöpmüş. Sanırım hepsi bu. Bu şimdi çöp konteynerine gidiyor. İşte böyle. Onu konteynere atmış olabilirim. Peki. Belki yapabileceğim bir şey vardır. Bu sünger yararlı olabilir. Nasıl yani, etrafı temizlememi mi istiyorsunuz? İşe bir miktar oyun hamurunu yumuşatarak başlıyoruz. Sonra bu camı hamurun üstüne bastırmak için kullanıyoruz. Ve hamuru böyle inceltiyoruz. Kestiğimiz bu sünger parçasını hamurun tam ortasına koyuyoruz. Sonra kenarlarını katlıyoruz. Bunu yaparak süngeri tamamen kaplıyoruz. Üstünü düzleştirmek için yine camı kullanıyoruz. Bu sayede güzel bir küp elde ediyoruz. Aynen böyle. Şimdi sanatçı yanımızı konuşturalım. Ve hamurun üstüne bir yüz çiziyorum. Yüze kocaman bir gülümseme ekliyorum. Bunun gibi başka karakterler de yapıyoruz. Çok yumuşak ve süngerimsi oldular. Bunlar senin için. Vay canına, bunlar müthiş. Ah, bayıldım bunlara. Çok teşekkür ediyorum. Bir şey değil, ufaklık. Bir dakika. Yerlere bak. Berbat olmuş yine. Saçlarım harika oldu. Biraz da ruj sürelim. Bunu yapacak zamanım olduğu için memnunum. Resim derslerine bayılıyorum. Kendim zaten bir başyapıt gibi görünüyorum. Aynı şeyi de bütün resimler için söyleyemeyeceğim. Makyajımı bitireyim. Gözüme şöyle kuyruk çekeyim. Daha iyi olabilirdi. Tekrar deneyeyim. İstediğim görünüm bu değildi.
Bu iş niye bu kadar zor ki? Ne? David ne yapıyor öyle? Resmimden bantları söküyorum. Bu çok güzel bir etki yaratıyor. Güzel görünüyor değil mi? Evet. Bu aklıma bir fikir getirdi. Bunun için biraz banta ihtiyacım var. Bu işimi görür. Şimdi müthiş görüneceğim. Bantı bu şekilde burnun altından yüzün yukarısına doğru uzatıyorum. Sonra biraz daha bantı gözlerin kenarlarına yapıştırıyorum. Tuhaf görünüyor ama bana güven. Göz kaleminin boyasını buraya iyice bastırıyoruz. Bant şablon vazifesi görüyor. Bantı çıkardığımızda harika bir kuyruk elde ediyoruz. Etkileyici değil mi? Üstelik çok kolay. David. Buraya baksana. Vay canına. Bu senin olsun. Oh, teşekkürler. Bu çok sıkıcı. Yapacak çok şey var. Belki bir ara versem iyi olacak. Bununla güne biraz eğlence katabilirim. iPad'i tam buraya koyacağım. Uf, bunun dik durmasını sağlamam lazım. Yok, bu işe yaramayacak. Uf, hadi ama. Bu çok sinir bozucu olmaya başladı. Sanırım bu işi nasıl halledeceğimi biliyorum. Daha bakma. Burada bekle biraz. İşte olay budur. Klasör harika bir stand oldu. Bu sınıf çalışmasından çok daha iyi. Klasörü böyle yatırıp köşelerine biraz tutkal sürüyoruz. Tutkalı sürdüğümüz yerlerin kabaca iPad boyutunda olması gerekiyor. Elimde böyle kumaştan şeritler var. Bu şeritleri tutkalın üzerine bastırıyoruz. İyice yapışmasına dikkat ediyoruz. Şimdi iPad'i bu şeritlerin altına itip sokuyoruz. Şeritler iPad'i yerinde tutacaktı. Çok akıllıca değil mi? Bu kanala bayılıyorum. David, neler oluyor? Eyvah, bunu hemen saklasam iyi olur. Çok ilginç. Her şey yolunda gözüküyor. Aferin sana, böyle güzelce çalışmaya devam et. Aynen öğretmenim. Şimdi nerede kalmıştım? Bu çok komik. Bu sınav çok zor. Demek öyle. Ne yaptığını biliyorum. Bakalım bakalım. Fark etti. Bunu ilk defa görüyorum. Kesin öyledir. Of, çok kızmış. Kuralları biliyorsun. Ay, çabuk olmalıyım. Yeni ojeme bayıldım. Asla fark edilmeyecek. Selam. Masum numarası yapma sarışın. Neye bakıyorsunuz? Sadece kalem kutum. Öyle mi? Ne kadar kalem o kadar iyi. Gözüm üstünde. Peki burada neler oluyor bakalım? Ne zamandır oradasınız? Sınav harika olmuş, gerçekten zor. Ya, çok naziksin. Tamam, bu beklenmedikti. Neden hepiniz Naomi gibi olamıyorsunuz? Çok iyi bir öğrenci. Kalacağımı biliyorum. Neyse. Sonunda eve döndüm. Ne gündü ama. Ne? Ev ödevi mi var? Of, ne ama. Peki, sanırım bu işi bitirsem iyi olacak. Umarım uzun sürmez. Yapacak daha iyi işlerim var. Of, çok kötü ya. Çok sıkıldım. Gözlerimi açık tutamıyorum. Başım. Az önce ne oldu? Aptal ev ödevi. Hepsi senin suçun. Onun yerine biraz eğleneceğim. Oyun zamanı, evet. Böylesi daha iyi. Hadi bakalım, hadi. Odaklanmalıyım. Bu işin zor kısmı. Çok yakın geçti. Bunu yapacağım. Kazanacağım. Dur biraz. Bu da neydi öyle? Üf, muhtemelen bir şey değildi. Tam havamdayım. Hiçbir şey beni durduramaz. Dikkat! Başardım. Çok fenaydı. Hey Betty, ne yapıyorsun? Benim kırılgan narin kafama neden böyle yaptın? Üzgünüm ama klavyem bozuldu. Bozuldu mu? Dur bir saniye. Ödevim varmış. Nasıl yazacağım ki canım? Ben düzeltirim, güven bana. İlk olarak oyun hamuruna ihtiyacım olacak. Biraz kahverengi kille başlayacağım. Ezmek için bir cam parçası kullanacağım. Aynı şekilde farklı renklerle de yapacağım. Mükemmel, ihtiyacım olan her şey var. Şimdi montaj zamanı. Bu kil parçasını dibe yerleştireceğim. Geri kalanını da istifliyorum. Buraya koyabiliriz. Baba. Hop, ne oldu? Yazmaya devam et, hadi. Akılda kalıcı şarkıymış. Lütfen şarkı söyleme. Beni gerçekten rahatsız ediyor. Uf.
Çok güzelsin bebeğim. Saçların altın gibi parlıyor. Ha, bu da ne? Neler oluyor? Daha çok çalışmalısın. Bu gördüğüm en kötü sınav sonucu. Öğretmenin sorunu ne? Bebeğimin saçını mahvetti. Ha, bir saniye. Kremi almışım. Anne buna çok kızacak. Acaba? Ha, bir fikrim var. Evet, bu işe yarayabilir. Bebeğimin ayaklarına yapıştırıcı sürüyorum. F'nin üstüne bastırıyorum. Ve yerinden dikkatlice kaldırıyorum. Hadi şimdi bu notu değiştirelim. Kimsenin anlaması mümkün değil. Ve hepsi senin sayende oldu. Pekala, dikkatinizi buraya verin çocuklar. Bunu sadece bir kez yapacağım. Bu bayağı zor bir şey, anladınız mı? Nasıl yani? Bana hiç bakma. Evet, bugün geometri öğreniyoruz. Ne? Bu nedir şimdi? Neyse, Brian'i biraz önce gördün mü? Hey, neler oluyor orada? Biraz sohbet ediyorduk da. Bazı insanlar hiç anlayışlı değiller. Sanırım şu aptal üçgeni çizsem iyi olacak. Ne kadar zor olabilir ki? Zormuş gerçekten. Bu sefer jetpack kullanacağım. Uçtu. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Özür dilerim. Bunu bir daha yapma sakın. Macanla ne acımasız şey. Tekrar deneyim bari. Bu çok daha iyi oldu. Ne? Bu nasıl oldu şimdi? Bunu nasıl yaptığım hakkında hiçbir fikrim yok. Tamam, bu sefer olacak. İçimde iyi bir his var. Bu da ne böyle? Ne? Oyalanmayı bırak. En iyisi bunu hiç yapmamış gibi davranayım. Bir dahaki sefere tamamdır, söz veriyorum. Luna neler yapıyor acaba? Sanırım böyle oluyor. Buraya bir çizgi, şuraya da bir çizgi. Tamam, bence güzel oldu. İçime sindi. Gözlerim. Bir fikrim var. Bunun içinde kullanabileceğim şeyler olmalı. İşte bu işime yarayabilir. Hadi başlayalım o zaman. Plastiğin iki kenarını bantlıyorum. Aynen böyle. Sonra bantın arkasını sıyırıp plastiği katlıyoruz. Yapıştığından emin olmak için üstüne bastırıyoruz. Uzun bir cep gibi oldu. Şimdi bunun içine simleri döküyoruz. Sonuçta herkesin hayatında biraz ışıltıya ihtiyacı vardır. Bir parça kağıdın üstüne bu cetveli yaptım. Bunu plastiğe yapıştırıyoruz. Vay canına, bayıldım buna. Şu ana kadar sahip olduğum en güzel cetvel bu. Şimdi o üçgeni çizebilirim. Vay canına. Bu çok harika bir şey. Harika işe yaradı. Çok kıskandım şu an. Kıskanmana gerek yok. Bak, sana da bir tane yaptım. Gerçekten mi? Sen harika bir arkadaşsın. Evet, biliyorum. İnanamıyorum. İsimlerini bile yanlış yazmıştı gördüğüm en kötü sınav. Kalemim yazmıyor. Herhalde mürekkebi tükendi. Bir sallayayım şunu. En iyisi bu olmamış gibi davranayım. O kalem yerine bunu kullanabilirim. Yerden alayım şunu. Tamamdır. Nerede kalmıştım? Kalemim nereye gitti? Hemen şuradaydı. Çok uzağa gitmiş olamaz. Şimdi bu sınavlara nasıl not vereceğim? Bir saniye. Bu benim sade tutkal tabancam. İşte tam ihtiyacım olan şey. Tutkal tabancam gibisi yoktur. Yüzümüzü alıp üstüne bir kat tutkal sürüyoruz. Sonra buraya bir silgi yapıştırıyoruz. Şimdi de kırmızı tutkal lazım. Bunu F yazması için kullanacağız. Tutkalı kurumaya bırakıyoruz. Aynı şekilde A harfi için de yapıyoruz. Ama bunu pek sık kullanacağımdan emin değilim. Not vermeye devam edebilirim artık. Sen F aldın. Peki ya bu? A aldı. Şaşırtıcı. Bu işimi kesin hızlandırıyor. Keşke daha önce aklıma gelseydi. Hepsi bitti. Notlarınız hazır çocuklar. Nasıl yani? Kalemlerim. Eyvah. Burada neler oluyor? Hiçbir şey. Nasıl akıl edemedim bunu? Hepsi Naomi'nin fikriydi. Hey, kes sesini. Çok kızgınım size. Bir dakika. Yüzümü hala parmağımda. Bir şey değil mi? Unutun gitsin. Tırnaklarımı kesin uzatmam lazım. Bu renklere bayılıyorum. Ders ne olacak? Evet, onu unutmuşum. Sorun yok. Siz bakın işinize. Biz bekleriz. Bugün ilk günüm de. Belli oluyor. Bu kalemleri alın ve resim yapmaya başlayın.
Aa, bu kalemlere ihtiyacımız yok. Biz kendi kalemlerimizi kullanabiliriz. Bunlar çok daha eğlenceliler. Aa, sanırım ben tükenmez kalem kullanacağım. Oo, bu ne kadar güzel bir renk. Ben şirin kalpler çizerek başlıyorum. Hmm, pek iyi olmadı. Hadi bir daha deneyelim. Şunları bir sileyim. Aa, bu aklıma bir fikir getirdi. İşim bittiğinde harika görünecek. Silgiye ufak kesikler atıp parçaları ayırıyoruz. Ve böylece farklı şekiller oluşturuyoruz. Sonra silgileri boya paletine bastırıyoruz. Bak, aynı baskı gibi oluyor. Bayıldım. Vay canına, şuna bak. Çok güzel oldu. Bu arada saçlarımı halledecek zamanım kaldı. Bu derse bayılıyorum. Vay canına, çok zekice. Keşke ben de böyle şeyler yapabilsem. Ama ben kalemin kapağına böyle şekil veremem. Olamaz. Uf, bak ne yaptım. Ah, çok kötü olmuş. Ha, bir saniye. Sanırım ne yapacağımı buldum. Saç düzleştiricini alabilir miyim? Ha? Aa, peki. Teşekkürler. Bana bir şey daha lazım. Bu ufak kare köpük. Süper. Hadi o zaman başlıyoruz. Köpüğü saç düzleştiricisiyle ısıtıyoruz. Daha sonra köpüğü kalem kapağının üstüne koyuyoruz ve bir miskiti üstüne bastırıyoruz. Böylece köpüğün üstünde bir çukur oluşturuyoruz. Sonra çukuru etrafından kesiyoruz ve ince bir kat tutkal sürüyoruz. Daha önce simli köpükten bir kalp yapmıştım ve kalemin kapağını bu köpükle kaplamıştım. Vay canına, ne harika bir kalem oldu. Aynı şeyi diğer kalemlere de yapıyoruz. Çok eğlenceli görünüyorlar. Hey Naomi. Ne var? Şuna bir baksana. Tam olarak neye bakmam gerekiyor? Kalemlerime elbette. Aa, nereye gitmişler? Aa, buna inanamıyorum. Aa, onlar benim ama. Aa, kendimi müthiş hissediyorum. Ama onları yapmak için çok uğraşmıştım.